Aynı mahiyetteki diğer önergedeki imza sahibi İzmir Milletvekilimiz Sayın Ertuğrul Kürkçü'ye aittir. Sayın Kürkçü buyurun. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar. Birinci maddeyle arsasını kat karşılığı müteahhide vermiş olan kişinin ödeyeceği KDV'nin matrahı kendi namına almış olduğu daire sayısına göre ödemesi düzenleniyor. Mevcut durumda maliyet bedeline göre konutların KDV bedelleri ise %8 ve %18 olarak değişmekte. Oysa düzenleme ile KDV matrağında daralma yapılarak yapsatçıların teşvik edildiği ortada. Bu düzenlemeden oluşacak vergi kaybının nasıl telafi edileceği sorusu ise yanıtlanmıyor. Düzenleme ile arsa sahibi veya müteahhit ödemesi gereken KDV'den yasa olarak kaçınmış oluyor. Büyük rant kaynaklarının olduğu bir yerde vergilendirme esas alınmak gerekirken burada rantçılara yasal kaçınma getirildiği apaçık ortada. Şimdi her şeyden önce bu KDV'de Bakanlar Kurulu'na getirilmiş olan anayasayla getirilmiş olan olağanüstü yetkiler aslında vergilerin kanunla konulup kanunla değiştirilmesi ilkesini çeliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dışında hemen hemen gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin hiçbirinde Bakanlar Kurulu'nun bu kadar geniş yetkileri yok. Bir anayasal problemle de aslında karşı karşıyayız. Bu vesileyle onu söylemiş olalım. Anayasanın 73. maddesi şöyle diyor. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür vesaire vesaire vesaire. Harç ve vergi resim harç ve mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Ve son fıkrasında ise kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini genellikle varlıklı kesimler lehine vergi sınırını sıfıra getirerek çoğu kez kullanıyor. Bu özellikle Türkiye'nin Maastricht Anlaşması çerçevesinde üyelik koşullarını düzenlemekte çok zorlandığı Avrupa Birliği ülkelerinde görülmeyen bir kapsam ve genişlikte. O açıdan esasen her şeye rağmen sosyal adalet ilkesi bir anayasa ilkesi olmasına rağmen %99'un değil %1'in çıkarlarını gözeten vergi düzenlemeleri yapmakta hükümet herhangi bir anayasal engelle, bir ahlaki engelle, bir siyasi engelle karşı karşıya kalmadığını düşünüyor. Bakanın sorulara cevap verirken yapmakla yükümlü olduğumuz ve yapmamızın önünde bir engel olmayan şeyleri yaptık derken gücünü buradan aldığını görebiliyoruz. O yüzden bence sadece yasal ve hükümete özgü bir meseleyle değil, anayasal bir meseleyle de yüz yüzeyiz. Aslında meclisin bunu düşünmesi ve Bakanlar Kurulu'na bu kadar geniş yetkiler tanımaması gerekir. Anayasa Mahkemesi'ne bu çerçevede giden bütün düzeltme başvurularının hepsi Anayasa Mahkemesi'nden de geri döndü bugüne kadar. Dolayısıyla meclis yol verdikten sonra bunun önünde hiçbir engel yok. Mesele odur. Meclis buna yol verecek mi? Meclis her durumda ekonominin işler görünebilmesi için kamu gelirlerinden vazgeçip zenginlere daha zengin olmaları için kaynak sağlamak, böylelikle ekonominin dönüyormuş olduğu, ekonominin büyüyormuş olduğu izlenimini vermek üzere yapılan bu düzenlemelere razı olacak mı? Benim gördüğüm kadarıyla olacak. Peki bundan ne vazgeçirebilirdi? Meclisi ancak güçlü bir basın, güçlü bir medya vazgeçirebilirdi. Ama demin Grup Başkan Vekilimiz çok güzel söyledi. Bir dördüncü kuvvet olması gerekirdi. Aslında çoktandır başka ülkelerde, kapitalist ülkelerde bu dördüncü kuvvet asimilasyon yoluyla, Türkiye'de de zor yoluyla üçüncü kuvvete eklenmiş olduğu için bizim aslında bir beşinci kuvvete ihtiyacımız var.
Ancak bir bağımsız medya, ancak halkın çıkarı, halkın ihtiyaçları üzerinden hareket eden bir bağımsız medya bize ışık tutabilir. Meclis üzerinde bir baskı oluşturabilir. Bir kamuoyu baskısı ancak meclisi, hükümetin bu hırslı zenginleri koruma tutkusundan vazgeçirebilirdi. Ne yazık ki şu an için bu yönde son derece ağır bu vergi. Buyurun Sayın Kürkçü. Bu ağır vergi yasalarını tamamlayan medya üzerindeki ağır baskılarla birlikte yürüyen bir iktisadi, politik, kültürel, medyasal rejim ile yüz yüzeyiz. O nedenle ben meclisin düşünmesi gerektiğini söylemek isterim. Hakikaten böyle bir vergi gelirinden vazgeçerken, bunu ikame edecek tedbirler alınmaksızın böyle bir yola girilmiş olmasına neden ötürü evet diyecektir? Ekonomiye bir yüksek uçuş hissi sağlamak için, başka hiçbir şey için değil. Esasen herhangi bir katma değer sağlamayan yapsat işlemleri, müteahhitlik, inşaat işlemleri için müteahhit sınıfının önü açılmaktan başka hiçbir şey yapılmayacaktır. O yüzden özgür bir medya olmadıktan sonra halkın çıkarını koruyan bir meclis olması ihtimali sıfırdır. Çünkü medya artık yürütmenin bir aygıtı halindedir. Meclis de o yola çoktan girmiştir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü.